Yüce Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Kıymetli dava arkadaşlarım, çok kıymetli Sakaryalı hemşehrilerimiz, Devlet Partisi'nin birbirinden kıymetli kurucu üyeleri, Milli Beka Hareketi'nin milli yiğitleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın mümtaz temsilcileri. Devlet Partisi Sakarya İl Başkanlığı açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu güzel ve mübarek günde, böylesi güzel bir hafta sonunda bayrağından kürsüsüne, buradaki sandalyelerinden tabelasına ve bayraklarına kadar emek veren Sakarya İl Başkanımız Fuat Kızılarslan kardeşime ve ekibine ve Teşkilat Başkanımız Hüseyin Şahin kardeşime ve Teşkilat Başkan Yardımcımız Fatih Taylan kardeşime teşekkür ediyorum ve onlara büyük bir alkış istiyorum. Yaklaşık 7-8 ay önce kıymetli Genel Başkanım Yaşar Epçeçan beyefendiyle tanıştık. İlk tanışmamızda Ramazan programıydı. Masada ekmek kesiyordu. Ertesi gün gene geldi. Bu sefer baktım yerleri süpürüyor. Dedim ki kim bu adam? Herhalde bize üye olacak Milli Beka Hareketi'ne. Meğersem Devlet Partisi'nin genel başkanıymış. Birkaç aydır beni takip ettiğini söyledi. Nefsimi ayaklar altına alıyorum. Senin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ve sana mührümü teslim ediyorum dedi. Yaşar Başkanıma büyük alkış istiyorum. Allah razı olsun. Devlet Partisi ne kadar da anlamlı değil mi? Bu devlet nasıl kuruldu? Bugünlere nasıl geldi? Önce bunu anlamamız ve bunun hassasiyetine varmamız lazım. Bundan yaklaşık bin sene önce Sultan Alparslan Besili arkadaşları Malazgirt'te bu toprakları bize Türk Devleti olarak yaptı ve teslim etti. Ne dedi Sultan Muhammed Alparslan Hazretleri askerlerine döndü? Burada ne size emir eden bir sultan var ne de emir alan bir asker var. Hep birlikte mücadele edeceğiz, şehit olacağız, muzaffer olacağız dedi. Hem şehit oldular hem muzaffer oldular. Sultan Alparslan ve Zili arkadaşlarına bir selam olsun. Devlet Partisi ne yapacak? Evet, ismi çok güzel. Devletine, milletine, bayrağına, sancağına, bu güzel toprağın çocuklarına, hanımefendi kardeşlerimize, genç yiğitlerimize sahip çıkacak. Bir de devletimizi bölmek isteyenlerin karşısında iftira ve fitne mevzilerinde pusuya yatanların tam tepesinde ülkemize ve ülkümüze saldırı girişiminde olanların da çelik gibi karşısında duracak devletin iyi çocukları buradadır. Her zaman ve her saatte vatan ve millet düşmanlarının çelik gibi karşısında olacaktır. Türk devletini kuran ve bizlere yurt yapan bu toprağa ve bu bayrağı teslim eden Sultan Alparslan var. Bir de Türk devletini ve Türk bayrağını koruyan ve kollayan kahramanlarımız var. Kimdir onlar? Mustafa Kemal Paşa ve Zili arkadaşları. Bir asır önce Çanakkale'de İstiklal ve İstikbal mevzilerinde Mustafa Kemal Paşa askerlerine döndü, ne dedi? Bize verilen namus görevini harfiyen yerine getirmek üzere burada bulunmaktayız. Mevzilerimizden, istiklal ve istikbal duruşumuzdan bir adım geriye atmak yoktur. Eğer biz uyku ve dinden vararsak milletimizin ebediyete kadar mahrum olmasına sebebiyet veririz dedi. Daha sonra ne oldu? 1921'de 22 gün süren, Polatlı'da başlayan, daha sonra Sakarya Nehri'nin doğusunda devam eden Sakarya Meydan Muharebesi oldu. Ne dedi Mustafa Kemal Paşa? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır dedi. Kanlarımız bu topraklara emmedikçe bu topraklardan geri adım atmayacağız dedi. Mustafa Kemal Paşa'ya ve Zili arkadaşlarına da bir selam olsun. Devlet Partisi'nin bize manifestosunu soruyorlar. Nedir Devlet Partisi'nin manifestosu? Devlet Partisi'nin manifestosunu görmek isteyen merhum vatan şairimiz Mehmet Akif'in şu güzel mısrasına kulak versin ve oradaki hassasiyeti kalbinin ortasında hissetsin. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler akın. Belki yarın, belki yarından da yakın dediği gün işte bugündür. Bugün ne yapacağız?
devletimize ve milletimize saldırı yapanlara, içeriden ve dışarıdan bu ülkeye operasyon çekmeye çalışanlara ve ülkemizi ve de ülkelerimizi ameliyat masasına yatırmaya çalışan küfre ve küffara karşı çelik gibi duracağız. Parti politikalarında veya herhangi bir siyasi partide olup buralarda görev yapıp hükümeti karalamak, hükümetimizin bu kadar milli politikasına kara çalmak kimseye yakışmaz. Hükümetimizin bir yanlışı varsa bunu milli muhalefet anlayışıyla söylersin. Ama hükümetimiz milli savunma sanayisinde, silah sanayisinde, yollarımızda, köprülerimizde, hastanelerimizde ve bu toprakların yiğit çocuklarına her türlü hizmeti yaptığında onlara karalama yaparsan sen siyaset yapmıyor olursun. Ne olursun? Bu topraklara ihanet etmiş olursun. Bu bayrağa ihanet etmiş olursun. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına ihanet etmiş olursun. Sosyal medyada bir hafta 10 günden beri bizlere saldırıyorlar. Vay efendim, devlet partisi nasıl kurulmuş da nasıl olurmuş da sen nasıl genel başkan olurmuşsun da bana ne hainlik bıraktılar, ne ihanet bıraktılar. Ne yapmışım ben hainlik, ne yapmışım ihanet. Bayrağıma sahip çıkmışım, vatanıma sahip çıkmışım, seccademe sahip çıkmışım, başörtülü bacılarıma sahip çıkmışım. Sahip çıkmaya devam edecek. Birkaç gün önce Şeyh Said Hazretleri'ni çok kollayan bir yazı yazdım. Oo, beni vatan haini yaptılar, vatan düşmanı yaptılar. Ne yapmış Şeyh Said? Kur'an kurslarıyla, medreselerle Allah'ın yolundan ayrılmamış Allah dostu bir hoca. Mustafa Kemal'in askeri olduğunu iddia edenler Şeyh Said'e hain diyorlar. Onlar Mustafa Kemal'in maskesini takarlar. Kollarına dövmesini yaparlar. Ama söz konusu Mustafa Kemal'in yolu olduğu zaman Mustafa Kemal'in askerlerine it sürüsü diyenlerle yan yana ve kol kola gelirler. Mustafa Kemal Paşa'yı biz yaşarız. Mustafa Kemal Paşa'yı biz anlatırız ve Mustafa Kemal Paşa'yı gördüğünüz gibi dev gibi posterlerimizde Türk milletine Mustafa Kemal'ler ayaktadır deriz. Eğilme bu devlet, eğilme eğilme bu devlet. Allah razı olsun. Şimdi yapılması gereken devlet partisi duruşuyla milli ve manevi değerlerimize sahibiyet duygumuzla ayağa kalkacağız, kapı kapı dolaşacağız. Türk İslam kültürünü herkese anlatacağız. Gençlerimiz ateşin içine atıyorlar. Çukurun içine atıyorlar. Gençlerimize soruyorsun, hiçbir şey bilmiyorlar. Bize yıllarca Sultan Bahattin Han'ı hain diye tanıttılar. Sultan Abdülhamit Han'a ne kadar kötü sözler söylediler. Ama öyle değil. Bakın biraz önce Mehteran sesi vardı değil mi? Mehteran gösterisi. 600 sene boyunca tüm dünyada hakkı, hukuku ve adaleti tescil ve tecelli eden kahraman ecdadımız, dedelerimiz nasıl hain olurlar? Bunu söyleyenler alçak ol alçaktır. Hain yaptısı yapıştıranlar şerefsiz gene şerefsizdir. Sultan Abdülhamit Han da bizim değerimizdir. Sultan Bahattin Han da bizim değerimizdir. Mustafa Kemal Paşa da bizim değerimizdir. Şimdi bütün dava arkadaşlarımdan, devlet partisine gönül veren ve bundan sonra inşallah aramıza katılacak dava arkadaşlarımdan benim bir tane ricam var. Bu kutlu dergaha ve çatıya sahip çıkacağız. Bu fakir ve garip kardeşiniz hiçbir zaman makama, mevkiye çıkara adapte olmamış. Her zaman vatanı için, bayrağı için mücadele etmiş bir adamdır ve yiğittir. Sizlere layık olacağım. Yaşar Efçeçen Başkanım, size layık olacağım. Devlet Partisi'ne layık olacağım. Türk milletine layık olacağım. Allah razı olsun. Var olun inşallah. Lütfen buyurun. Çok kıymetli bir isim var aramızda, Cihan Saraç abim. Dün bir telefon açtım, açılışımız var dedim, ne demek dedi. Murat kardeşim, seve seve gelirim, koşa koşa gelirim dedi. Öyle milli ve yerli duruşlu bir adam ki, ona bile neler ettiler. Partisinden ihraç ettiler. Ama o, devlet ebed müddet durumundan asla taviz vermedi. Vatan siperinden asla taviz vermedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinden asla taviz vermedi. Kim bu vatana sahip çıkıyorsa ona hemen karalama yapıyorlar. Kim Allah yolundaysa, Kur'an yolundaysa, seccade ve başörtü yolundaysa ona hemen karalama yapıyorlar. Vatan haini yapıyorlar. Bu toprakların iyi çocukları vardır. Öyle %1-2 oy alıp ben Mustafa Kemal'in askeriyim diyerek Türklük ve Türkçülük yaparak bu millete operasyon çekemezsiniz. Bu millet Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, Romanıyla, Sazasıyla aynı Hamidiye alayları gibi Sultan Abdülhamit Ağam, Cennet Mekanı.
ne yaptı? Hamidiye alaylarını kurdu. Şimdi de Devlet Partisi alayları var. Türkiye'nin her saatinde küfre ve küffara asla geçit vermeyeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin milli siperinde olacağız. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere, bu bayrağı yere indirmek isteyenlere Devlet Partisi'nin devlet duruşunu çelik gibi göstereceğiz. Eyvallah. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Nerededir iyi Avrupa insan hakları? Nerededir çiçek böcek sevenler, Gezi Parkı sevenler, 2-3 tane ağaç için dünyayı kaldıranlar? 15 bin tane Müslüman kardeşimiz katledildi. Soykırım var Filistin'de. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ey gidi şarkıcı Tarkan, ey gidi şahanlar Cemler, neredesiniz? Milyon dolarlık ünlü ünsüz sanatçı camiası, topçular popçular, neredesiniz? He, iki kelime demiyor musunuz? Siyonistler mamalarınızı mı kesecek? Unutmayın ki bu toprakları iyi çocukları sizlere asla affetmeyecekler. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, başkomutanımız, bu ülkenin başkomutanıdır. İnanıyorum ki inşallah geçen günlerde çok güzel bir konuşma yaptı. İsrail dedi, katil İsrail karşısında daha bir ordu görmedi. Ne demektir bu biliyor musunuz? Bir şafak vakti Türk ordusu inşallah Gazze'ye inecek. Siyonistlerin ve oradaki alçakların bulunduğu yerlerde gövde üstüne baş bırakmayacak. Ay yıldızı, al bayrağımızı da inşallah Mescid-i Aksa'ya dikecektir. Selam olsun El Kassab Tugaylarına. Selam olsun Filistin'de, Gazze'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da dik duruş gösteren Müslüman kardeşlerimize. Selam olsun İlahi Kelimetullah davasına sancaktarlık yapan liderlerimize. Selam olsun ellerinde Kur'anları, dillerinde duaları, alınlarında seccadelerini eksik etmeyen Allah dostlarına. Selam olsun İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yiğit evlatlarına sahip çıkanlara selam olsun. Bizler de hazırız. Yeni bir zamanı geldiği zaman inşallah devletimiz bize ön ayak olduğu zaman bizler de Filistin'e gitmek istiyoruz. El ele kol kola vermek istiyoruz. Oradaki akan kanları ve gözyaşları dindirmek istiyoruz. Göz göre göre yaşanan bir soykırım var, bir katliam var. Bu katliama karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır. Biraz sonra mahkemeye kübra var, hesap vereceğiz. Oradaki din kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmazsak şehit şehida bize mahkemeye kübrada sahip çıkmaz. Onun için ki Devlet Partisi her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacaktır. Filistin'e ses verenlerin yanında olacaktır. Sizlerle beraber inşallah bu yollarda, bu istikamette biraz önce Hacı Başkanımın söylediği gibi hedef Kızıl Elma istikametine ayrılmayacaktır. Nedir Kızıl Elma? Dedelerimizin kanını döktüğü ve dökeceği bütün coğrafyalara ulaşmaktır Kızıl Elma. Nedir Kızıl Elma? Ezan-ı Muhammed'lere gök kubbeyi yükselten duruştur Kızıl Elma. Nedir Kızıl Elma? Bir Müslüman kardeşimiz ağlıyorsa, bir Müslüman kardeşimiz aç ve susuzsa ona ekmek götürmektir, su götürmektir, ay yıldızlı al bayrağımızı onun tam yanına heybetlice dikmektir. Şimdi inşallah Devlet Partisi'nin Sakarya İl Başkanlığı'nın kurdelasını keseceğiz. Bizi burada yalnız bırakmayan, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine burada bizle birlik olan, beraber olan, başta dava arkadaşlarıma, daha sonra Sakaryalı hemşehrilerime, daha sonra da basınımızın çok kıymetli temsilcilerine hepinizin huzuruna teşekkür ediyorum. Vatan ve millet siperinden asla ayrılmayacağım ha. Namus ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Sizlere layık olacağım, bu vatana layık olacağım, bu bayrağa layık olacağım ve inşallah şehitlerimize layık olacağım. Allah razı olsun. Şimdi inşallah yavaş yavaş açılışımıza geçelim. Dost düşman bilsin ki bu vatanın yiğit evlatları vardır, yiğit serden geçleri vardır. Bu vatanı öyle ameliyat masasına oturtmak isteyenler, bu vatanı içten ve dıştan parçalamak isteyenler bilsinler ki Devlet Partisi'nin her bir yiğidi Türkiye'nin her saatinde onları çelik gibi karşısında duracaktır diyor. Hepimiz saygıyla sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet olun inşallah.